Kaptaş suyunun devamı, yine İnekpınar suyunun devamı olan bir alan olduğu için ismi ne olursa olsun, ben tabii özel planlamanın detayını bilmiyorum, içerisine ne giriyor bilmiyorum ama bizim burayı imara açmamamız lazım. Burayı kesinlikle gelecek nesillere korumamız lazım. İmara mı açılıyor burası? Burada böyle düşük yoğunluklu günübirlik tesis alanıyla ilgili böyle bir ibare geçti. Bu ileride böyle imara açılmasıyla ilgili de herhangi böyle bir durum ortaya koyuyorsa sıkıntı yaşarız. Yani yeşilin korunmasıyla ilgili yapılan bir plan başkanım. Onlar eski konut alanları, günübirlik alanları dönüştürüyor. Burası Büyükova projesi kapsamı içerisinde bir yer. Yok, dere aksi. Yani dere verirsin, dere aksi. Taşlı koruma sahası içerisinde. Öyle düşünün sayın hocam. Taşkın koruma sahası içerisinde yapılaşmayı izleyebilir misiniz? İşte taşkın koruma sahasının mesafeleri planlandı, yapılaşmayı... Ne kadar mesafe koyduğunuz mesela? Şöyle sayın başkanım, dere aksından 50 metre, kodlar da var ama minimum 50 metre bir aksi korundu. O alan yapılaşmayı yasaklandı. Tamamen kapatıldı, sağlı sollu. Uzun boyu biz bakabilir miyiz? Ne kadar yapabiliriz? Planı büyüterek biraz şey yapabiliriz. Yani... Başkan, Kaptaş'ın oradan Karakaya baraj görüne kadar o aksı tamamen bence planlayalım. Eğer çok böyle aciliyeti yoksa bence biraz daha detaylı inceleyelim çünkü buranın başkanım, korunması gerekiyor yani kesin. Başkanım, bölgenin doğal bir karakteri var. Bizim amacımız da bu bölgedeki bu doğal karakteri planlamayla korumak anlamında. Bunu böyle bize nereden geldi? Belediye başkanımızın haberi yok diye benim haberim yok. İlçe belediyemizden onaylanarak geldi. Sayın başkanım, planın %90 küsürü zaten yeşil var. İlçe belediyesindeki arkadaşlarla birlikte bu yoğunluklar ve plana karar veriyor. Ve yaklaşık 2 yıldır tartışılan bir plan zaten. Ama sanki yani hani Kaptaş'tan Şahnağan, o Beylerderesi Riyadu'ya kadar, o aşağı kısmı, alt kısım. Aşağıda var, Şahnağan'a kadar sanki. Şeye kadar, Karakay baraj gölüne kadar bence planlı. O orada planlı değil, Şahnağan Deresi'ne kadar. Şahnağan köyüne kadar, öyle sanırım. Şimdi siz nereye kadar yaptınız bunu? Kaptaş'tan Şahnağan. Kaptaş'tan Şahnağan'a kadar. Şahnağan'a kadar sanırım. Beylerderesi'nin için Sayın Başkanım. Başkanım, ilçeden onaylanıp gelen bir plan. İlçeden onaylanan gelen bir plan da, yani biz Büyükşehir'de de onaylanmış olabiliriz. Biz ilçeyle, Onların doğru olması kadar. İşte ben orada Kavamata falan içerisini dinlemedim. Yeşil özel planlama deyince, özel planlama kavramı ve plan terminolojisinde, imar terminolojisinde olmaz. Yani siz de ağzından ifade ediyorsunuz, taşkın koruma sahası diyorsunuz. Ağzından ifade ediyorsunuz, tarih eserler, kültür anlamında kültür varlıklarını koruma planı diyorsunuz. Şöyle sayın başkan, normalde biz plan yaparken işte dop alanlarının %45 oranını dengeleyerek yapıyoruz. Bu plan biraz daha farklı. Dere aksın diye, yani, dere ve sultan suyu. Tamamı yeşil. Deresinin yeşillik korumasıyla ilgili plan düzenlemesi diyebilirdiniz. Yani. Şimdi bu ismi gören adam, yani benim mantığımda olan bir adam sorgulamadı, size söyleyeyim. Biraz o tanımı şunun için koymuşlar başkanım. Yani bakanlık da koymuşsa yanlış koymuştur, bize söyleyeyim. İsmail Nacar'dan mı? Geçen yıl bakanlıktan bir yazı gelmiş, bu yanlıştı haline. Onunla da böyle bir yazı. Aradım bir kişi, işte o zaman kafamız eskide olur dedi. Yazdı ki yani bir mantalite var. Beylerin herkes kafasına göre yazan mantalite. Bundan sonra geçtiği zaman sıkıntı yaratacak şeyler. Başkan, buradaki amaç, yani özellikle amaç bu bölgenin mesela 3 tane, Malatya'da 3 tane. Ama belediye başkanımız da diyor ki orayı daha geniş, kapsamlı değerlendirmesi daha iyi olur. Bunlar onun görüşüne yani diyor. İkinci etapta orada yapmıyor muyuz sayın başkanım? Bu birinci etap. Evet. Sayın başkanım. Buyur size konuşalım. Sayın başkanım, buradaki Mehmet başkanımızın dediği günübirlik tesis alanları, Gündüzbey'deki mevcut kullanılan günübirlik tesis alanları var. Kirazlı Konak planı olduğu kısımda. Oradaki tesisler korunarak günübirlik tesis alanı olarak planlandı. İlave bir yer imara açılmadı başkanım. Doğru, güzel, iyi düşünmüşsünüz. Mantıken de doğrudur, usulen de doğrudur. Ancak mesela Kapıdaş'tan aşağı indiğimizde Dereya Dağı'nın içine bir tesis yapmışlar. Dereya Dağı'nın içerisinde
bu tür şeylere... Biz zaten bunları engelliyoruz başkanım. Yoksa insanlar gidip yapıyor, işte 10 yıl sonra... Ya yeni bir durum yaratıyor. Evet, durum yaratıyor. Yani böyle giriş şartlarında, bir uğraşmaya da gerek yok çünkü ona Malatya'nın akciğeri havzası. Bu planın amacı da olsaydı başkanım. O topuyu korumak başkanım. Bir plana itiraz olur.